çok değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli basın mensupları, misafirlerimiz. Bugün 9 Eylül Üniversitemizin Büyük Deney Hayvanları Projesi'nin lansmanında bir aradayız. Aslında bu proje Türkiye'ye, belki de ileride dünyaya örnek olacak bir sonucu meydana getirecek. 2015 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın büyük deney hayvanları altyapı çağrısına uygun şekilde yola çıkılmış. 2015 yılından bizim rektör olduğumuz döneme kadarki süreçte konuya ilişkin pek fazla gelişme olmadığını takip eden Osman hocamızdan da öğrenmiştik. Daha sonra çok değerli bulduğumuz bu projeyle ilgilenmeye başladık. Araya pandemi girdi. Güncellemeler girdi. Projeden, proje büyüklüğünden, projenin bütçesinin değişikliğinden tutun da bunların süreçlerinin tekrar başa alınmasına kadar yeni bir süreçle projeyi ele aldık. Ve bugün geldiğimiz noktada temelini atmış, iki katını da çıkmış bulunuyoruz. Burada dikkatinizi bir kez daha çekmek istediğim bir husus var. Bu tür fiziki imkanları biz en hızlı şekilde sizlere sunuyoruz. Ama bunların içini dolduracak olan, bunları maksimum derecede kullanıcıların faydasına, yararına sunacak olan sizlersiniz. Bu noktada da sizlerin dikkatini, desteğini maksimum derecede çekmek isterim. Öncelikle tıp ve sağlık bilimleri olmak üzere bölge için son derece değerli bilimsel bir altyapının kurulması öngörülmekte. Yine insanlarda kullanılacak biyomalzeme ve biyomateryal geliştiren kamu ve özel kurum ve kuruluşların biyouyumluluk testleri için yurt dışı bağımlılığı da azalacak. Bildiğiniz gibi şu anda sanıyorum bu malzemelerin tümü yurt dışından temin edilmekte. Yine kurumumuz ilaç, özellikle de kanser tedavisinde kullanılan aşı ve biyomalzeme geliştirmelerinde çeşitli test ve deneylerin yapılmasında yeni imkanlara kavuşacaktır. Bodrum, şu anda içinde bulunduğumuz kat, zemin, birinci kat ve çatıdan meydana gelen bu yapıda ofisler, laboratuvarlar, hayvan üretim ve karantina alanları, operasyon ve gözlem odaları da yer alacaktır. Hem kurumuza, hem bilim dünyasına, hem insanlığa ciddi katkı verecek olan bir araştırma bir anlamda altyapısının temelini atmış, oluşumunu sağlamak üzere olduğumuz noktada buradan bir kez daha selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletmek istiyorum hepimiz adına. Dolayısıyla da bu binamızda inşallah şifa getirmesi, hayırlara vesile olması, kurumumuzun adını tarih içinde yaşatacak bir birimden bir tanesinin daha olması ve katkı sağlayanların da teşekkürle anılmasına vesile olması dileklerimle emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli mensuplar, değerli öğretim üyeleri. Hepiniz bu mutlu güne çok hoş geldiniz diyorum. Çok heyecanlıyız gerçekten. Büyük deney hayvanları insana geçmeden önce bütün biyomalzemelerin, biyomateryallerin, ilaçların test edildiği en son aşama. Artık bundan sonra artık faz 1 çalışmasına geçen çalışmalar yürütülüyor. Bu bakımdan biz faz 1'e geçen birçok ürünü OECD diyor ki en az 2 tane vertebralda deneyin. Hatta bir tanesi mümkün olsa da büyük hayvan olsun diyor. Bu binanın bulunduğumuz yer büyük deney hayvanlarının operasyon görüntüleme alanları ve yan tarafımızda bulunan mekanlarda destek laboratuvarı, postoperatif bakım odaları. Burası gerçekten uluslararası bilimsel araştırma yapacak, eğitim alacak kişilerin en çok uğrayacağı alanlardan bir tanesi. Bu bina hem küçüğü hem büyüğü barındırdığı için çok mükemmel bir bina. Neden? Çünkü üstte bulduğumuz sonuçları bir alt kata da indirebileceğiz. Çünkü birçok malzeme, birçok materyal daha küçüklerde test edilir. Biyouyumluluk, biyoyararlılık testlerinden geçtikten sonra bu kata inecek ve en son testleri de burada yapıldıktan sonra faz 1'e geçme şansına sahip olacak. Umarım ki buradan çıkacak pek çok ilaç, pek çok biyomateryal önümüzdeki yıllarda
insanların dertlerine deva olacaklar ve hizmet edecekler. Çok teşekkür ederim. Başlangıç ilk önce rektörümüz olmak üzere gerçekten tüm yönetimde bu binanın yapımında emeği geçen tüm herkese sonsuz saygılarımı, minnetlerimi bildiriyorum. Çok teşekkür ediyorum.